Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet çocuklar, bugün bu 5. partımızı çekiyoruz. Bugünkü konumuz gölgelendirme teknikleri. Size ufak olarak boyayı gölgede nasıl kullanıyorsunuz? Ne şekilde boyayı açabilirsiniz? Standart siyah boya ile gölge yapabilir misiniz? Gölge boyasına ihtiyacınız var mı, yok mu? Bunun gibi soruları yanıtlayacağım. Yine marketten muz aldık. Dalga dalga dalga. Muzumuzun üzerine yine çalışacağız. Ufak bir şablon çıkardım buna. Bunun üzerine çalışacağız. Bu standart 9M Magnum'la gölge nasıl yapılır göreceksiniz. Şimdi başlayalım yakından çekim arkadaşlar. Evet, şimdi makinemizi kuralım arkadaşlar. Önce çizgi makinesini kuracağım. Burada çizdim şey, ufak bir yonca çizdim. Küçücük. Bunun üzerine oynama yapacağız. Gölgeyi de kurayım arkadaşlar. Bu da gölge ucu. Gölge iğnesi. Şöyle göstereyim. Bunu da kuralım. Bu da gölge makinem benim. Küçük, snack. Çok hafif, dönen, rulmanlı bir şekilde bir dövme makinem. Çok hoşuma gidiyor bu benim. Bilmiyorum. Küçük, böyle güzel, basit, ucuz bir dövme makinesi. Ama çok değişimi görüyor ve motoru sağlam, bir senedir kullanıyorum. Bunu da kuralım. Kurduk. Şimdi iki makinemiz de hazır. Muzumuzu şöyle alalım. Arkadaşlar çizgisine başlayalım yoncamızın. Çizgisini yaptıktan sonra gölgeleme şeklini size boyayı nasıl açacağınızı inceleteceğiz size. Şimdi bu çizgilerimizi ufaktan atalım muzumuza. Gölgeyi de bildiğiniz üzere gölge makinemizle size göstererek yoncamızın üzerinde, muzun üzerinde çalışacağız. Şimdi ilk başta çizgilerine başlıyorum arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi. Öylesine bir çizgilerini attık. Şimdi gölgemiz nasıl atılıyor arkadaşlar? Bunu size göstereyim. Voltumuzu, voltajımızı nasıl ayarlıyoruz? Ona göre onu da göstereyim. Şimdi taktık. Bakın bu makineyi arkadaşlar
10'da, 8'de, 9'da çalıştıramazsınız voltaj olarak. Bakın mesela şu an kaç? Şu an 9'da çalıştırayım. Gördünüz mü? Bağırıyor makine. Beni bırakın zikir çekmeye gideceğim diye bağırıyor yani. Bu makineyi böyle alçak diyebilirlerdi. Şu an kaç? Saat 5 bile yüksek. 4'te kullanacağız arkadaşlar. Bakın. Bu rulmanlı bir makine. Yani döner bir sisteme sahip olduğu için biraz daha vurup çıkıyor. Vurup çıkıyor. Vurup çok şey değil yani. Bu sadece gölge ve dolgu için kullanılıyor. Genelde ben bunu gölge ve dolgu için kullanıyorum. Öyle söyleyeyim size. Bu boyayı nasıl açarız? Şöyle standart bir boyamız var değil mi? Bu taktiği size veriyorum. Su ile dövmeni boyanızı açabilirsiniz, seyreltebilirsiniz çocuklar. Bu önemlidir. Normalde ben buraya fazla siyah boya koydum ama siz 2-3 damla siyah boya koyup gerisini su ile doldurursanız ve ufak bir kürdan yardımıyla boyanızı karıştırırsanız bu soft bir görüntüye sahip olacaktır gölgeniz, onu söyleyeyim. Bir de şöyle bir durum var. Bu dövmede arkadaşlar softluğunu ve kalınlık diyorum ya. Softluğunu ve karanlığını ayarlamak için dövmenin, gölgenin boyayı fazla ya da az koyabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Çok soft, çok açık renkte bir gölge istiyorum diyeceksiniz bana şimdi mesela. Ben diyeceğim ki size bir damla, bir buçuk damla, iki damla veyahut da koy bu potoya, küçük potoya. Gerisini, orta pota bu arada, potaya. Gerisini su koy diyeceğim. Bir karıştırın diyeceğim. Boyayı seyreteceğiz. Bu şekilde mesela çok biraz daha karanlık istiyoruz tonu. Mesela 4 damla koyacağız. Gerisine su dolduracağız. Yani öyle tonaj ayarlayabiliyorsunuz. Tabii bunu gene dediğim gibi deneme yolu, yanılma yoluyla yapacaksınız. Bu önemli. Ben şöyle biraz su koyayım buna. Şöyle koyduk. Şimdi ben bilerek karıştırmıyorum arkadaşlar. Muz olduğu için pek fiklemiyorum. Şimdi ufaktan şöyle yapayım. Birbirine girsin. Şimdi alalım biraz. Tamam. Şimdi boyamızı şöyle çekeyim köşeye. Mesela burada arkadaşlar gölgemizi nasıl atacağız? Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Çizgileri öyle yarım yamalak attık. Çünkü gölge buradaki size anlatmak amacım. Gölgeyi şu şekilde atabiliriz arkadaşlar. Mesela ben, bana kalsa gölgenin birçok şekli var. Şu yanlardan atar kimisi. Kimisi ortayı siyahlaştırır, öyle açar. Benim tekniğim derken sevdiğim tarz şu şekil. Bakın böyle arkadaşlar bastırıp koydan aşağı doğru açarak böyle. Bakın görüyor musunuz? Böyle yavaşça koydan açığa doğru arkadaşlar. Merkezden. Tabii ki bu sadece bu model için geçerli. Merkezden. Şöyle. Sıyırtarak. Yavaşça. Koyudan açığa doğru yavaşça. Buz patladı bu arada buradan arkadaşlar. Biraz çürükmüş aldığım buz. Mesela diyelim buralar fazla koyu olmadı. Ufaktan şöyle koyultabilirsiniz. Ama dediğimi anladıysanız dediğim olay şu. Yani şu şekilde bunu koyudan aşağı doğru arkadaşlar. Koyudan aşağı doğru yapıyoruz.
Biraz çürümüş bir muz aldım arkadaşlar. Bu yüzden dağılıyor. Fazla yapamıyorum gölgesini. Öyle söyleyeyim. Bakın böyle göstereyim gölge olayını. Gölgeyi bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Koyudan açığa doğru açılacak. Tabii ki ben burada tam yapamadım. Muzum çürük. Muz dağılacak biraz daha yaparsam. Hatta deneyelim bakalım. Şöyle ufaktan bakın. Şöyle güzel geçişleri temiz vermemiz gerekiyor. Muzun anası bellendi muzun. Sen bu muzu yer misin abi? Ben muzu yerim kardeşim. Muz yenir. Ama buradan patladı bu herhalde. Şuradan. Evet arkadaşlar bu şekilde muzun anasını siktik. Gölge şekli bu şekilde arkadaşlar. Bunu bu şekilde yavaşça açarak, uçlara doğru boş bırakarak, gerekirse buralara beyaz da atabilirsiniz. Bakın çocuklar, beyaz da atabilirsiniz bölgelere. Biraz daha beyaz da geçişte yapabilirsiniz. Şu açabilirsiniz boyanızı. Buna dikkat edin arkadaşlar. Gölgeyi bu şekilde M9 ile 9M ile, yani 9'luk Magnum iğneyle atabiliyoruz çocuklar. Çocuklar videomuz bu şekilde son buluyor. Muzum biraz sıkıntılıydı. Geçişlerini tam veremedim. O yüzden kusura bakmayın, bir dahakine daha düzgün muz alırım, çürümemiş. Dalga 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 hoş. Bu şekilde arkadaşlar, görüşmek dileğiyle. Lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim hepinize. Kendinize iyi bakın. Umarım video işinize yaramıştır. Görüşmek dileğiyle.